Halet, senin ha, dorm to senin o. Sadece arada bir tansiyon var, yani 14.9'luk tamam. Bu eksik bir şey yoksa eğer teştesini alayım, dönemem bir isteyeceğim. Hocam sıkıntı yok. Evet. Hocam sıkıntı yok. Hocam sıkıntı yok. Dejito esto. Veri zerato ona masayevi. Avu viyat herhalde. Dejito bir ya. Engelliyor yani kal. Çiğ toru. Tamam. Dışına bir girer yani. Tamam. O benim amcamın hanımı. Amcam vefat etti. O tek kaldı. Kör olacaktır. Çocuk mocuk yoktur. İşte iki gözden kör oldu. Ben aldım yanıma. Ama ben şimdi bakayım gel. Sancı kalktı gende işte gece yarısı çok hasta oldu. Getirdik buraya. Doktorlar da başarılıydı. Çok şükür yani Allah razı ola genelden. Yani hasta yaş itibariyle ve mevcut eki hastalıkları itibariyle bizim bir açımızdan riskli bir hastaydı. Ama ameliyathane şartları olarak ve bu hastaların tabii yoğun bakımda takibi de sıkıntılı. Ve bu hastayı zaten hiç ameliyat masasında uyandırmadık hastayı. Yoğun bakımda kontrollü bir şekilde uyandırdık. Yani Siverek Devlet Hastanesi olarak ameliyathane ve yoğun bakım şartları bu hasta için ve daha riskli hastalar için aslında yeterlidir. Yeterli bir ameliyathane ve yoğun bakıma sahibiz. Evet, bizim açımızdan zor bir hastaydı. Dediğim gibi uyuması, uyandırması falan uyumasını ameliyathanede zaten gerçekleştirdik. Uyanmasını da yoğun bakımda kontrollü bir şekilde ağrısını keserek yaptık. Bu hastamız 87 yaşında. Her iki gözü daha önce başka bir tümörden dolayı ameliyat edilerek alınmış görme engelli bir hastamız. Büyük abdest yapamama, karında şişkinlik sebebiyle geldi. Biz burada iki gün takip ettik. Yalnız gelişme olmayınca, ilaç tedavisiyle gelişme olmayınca filmlerini çektik. Filmlerinde kalın bağırsağında bir tümör olduğunu tespit ettik. Bunun ameliyatla giderilmesi gerekiyordu, alınması gerekiyordu. Aksi takdirde büyük abdest yapabilmesi mümkün değildi. Bu nedenle değerlendirdik, anestezi doktorumuzla görüştük. Burada anestezisinin yapılabileceğini, anestezi verilebileceğini söyledi. Malzemelerimizi değerlendirdik, ameliyathane ile görüştük. Tüm malzemelerimizin yeterli olduğunu fark ettik. Bunun üzerine hastayı sevk etmektense burada yapmaya karar verdik. 87 yaşında bir hasta. Ve hastayı ameliyata aldık. Gerçekten de filmde gördüğümüz yerde, tomografide gördüğümüz yerde bir kötü bir kitlesi vardı. O kitleyi çevresindeki bağırsak dokusuyla beraber çıkardık. Geri kalan bağırsaklarını da onardık. Şu an için teyze iyi, büyük abdestini yapabiliyor, yemeğini yiyebiliyor. Tedavisini oldu ve tamamlandı diyebiliriz artık. Ameliyatı yaklaşık 4 ila 4,5 saat sürdü. Öncesi ve sonrasında uyanması, uyumasıyla beraber değerlendirirsek bir 6-7 saatlik bir ameliyat oldu. Ameliyat sonrasında bir 5 günde tabii yoğun bakımda
teyzeyi tedavi ettik. Sonrasında servis aldık. Toplamda bugün 8 gündür teyze bizde ve tablocu olacak. Zor bir ameliyat. Ameliyatın hem zorluğu bir yana, buna ek olarak hastanın yaşlı olması ve daha önceden de ameliyat olmuş olması, yine tümörden dolayı aslında düşkün olması, bünyesinin zayıf olması aslında işi daha çok zorlaştırıyordu. Ama çok şükür hepsini atlattık şu an.